Bütün bilmeceleri bildin. Bakalım şimdi soracağımı da bilebilecek misin? Dikkatli dinle. Lamba yandı, is oldu. Tabak düştü, tan dedi. Annem bana bul dedi. Anlaşılan sen bilemeyeceksin bunu. Yanıtı is, tan, bul. Bak. Lamba yandı, is oldu. Tabak düştü, tan dedi. Annem bana bul dedi. İz, tan, bul. Evet, evet, tamam. Üstelik yanıtı da bilmecenin içindeydi. Ama nasıl kopardın İstanbul'u öyle? Nasıl parçaladın? Koparmadım, parçalamadım. Buna hecelemek denir. Ya da hecelere ayırmak denir. Nasıl yani? Bak. Bu bir gömlek. Biz bunu böyle heceleyebiliriz. Gömlek. Gömlek. Lek. Gömlek. Evet. Mesela bak. Ço rap. Çorap. Ço rap. Çorap. Başka. Merdiven. Merdiven. Mer. Di ven. Merdiven. Evet. Bak. Cüzdan. 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 Evet. Başka ne olabilir? Evet bak. Kemer. 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 Evet. Merdivenin meri gibi. Aferin minik kuş. Anladın minik kuş. Aferin. Minik kuş. Parmağını şırlat. Ellerini çırp. Salla kolunu. Oldun işte bir bando. Ayağını vur yere, dizine bir tokat at. Bir de şarkı söyle, oldun işte bir bando. Parmağını şıklat, ellerini çırp. Salla kolunu, oldun işte bir bando. Ayağını vur yere, dizine bir tokat at. Ne kadar çok kum var burada. Arkadaşımla kumdan bir şato yapıyorduk. Önce büyük bir tepeyi kazacaksın. En önemli şey kürek ve kova. Bunlar yeterli. Sonra, ondan sonra elinle şekil vereceksin. Tamam, kuru kum olabilir. Yapışması için biraz su ekleyebilirsin. Sonra ıslak kumu alıp elini şatonun etrafında gezdirirsin. Bir arkadaşımın kapları var. O kaplara kum doldurup ters çeviriyor. İşte böyle. Bir kere çok çok ama çok derin bir çukur açmak gerek. Şimdi ben bunun içinden ve dışından geçen bir sokak yapacağım. Babam, annem, arkadaşım ve ben evimiz kadar büyük bir bina yapabiliriz. Çok büyük kumdan kale olur mu? Kumdan neler yapılmaz ki? Su aygırı, palyaço, keman, hayır, kontrbas, kaplumbağa, dev kaplumbağa. Balık yapabilirsin. Balina, köpek balığı, dinozor, evet bir dinozor. Dinozor çok ama çok büyük bir hayvan. İstersen bir insan bile yapabilirsin. Çok eğlenceli bir şey. Şöyle güzel bir şarkı vardı. İlk girişi de şöyleydi sanki. Ben nasıl
olsa bulurum gerisini bir gün. Şimdi nasıl da unuttum. Nereden bulurum ben şimdi neydi gerisi? Kuşlar bir şarkı söylerdi cik cik. Cik cik. Bütün kuşlar bunu söylerdi cik cik. Cik cik. Söyledi kuşlar hep gece gündüz bunu, insanlar hep severek dinledi. Bak şimdi de ben unuttum neydi gerisi. Güzel şarkı. Güzel şarkı. Güzel şarkı. Hoş bir melodi. Hoş bir melodi. Mehtaplı bir gecede duyarsın sesimi. Hoş bir melodi. Hoş bir melodi. Güzel şarkı. Güzel şarkı. Ama bir türlü çıkaramıyorum gerisini. Şöyle mi başlardı bu şarkı? Dü-dü-dü. Dü-dü-dü. Bu ne güzel şarkıydı böyle. Dü-dü-dü. Dü-dü-dü. Hatırlamıyorum bundan sonrasını. Ama her şarkının sonu olmalı. İçinizde bu güzel şarkının devamını bilen yok mu? Bu güzel şarkıyı söylemekten sıkılmaya başladım. Ben de. Bence bu güzel şarkıyı çalıp söylemek yasaklanmalı. Çok doğru. Bu şarkının devamını bilen birini tanımadığından emin misin? Hayır. Bu şarkının devamını bilen birini tanıyorsanız beni aramasın söyler misiniz? Bir şeyler yapıp bu güzel şarkının sonunu çıkarmalıyım. Bu güzel şarkının ortasına takıldım kaldım. Bu güzel şarkının sonu nasıl? Kimliği belirlenemeyen bir cisim hızla yaklaşıyor. Kenarlarını sayın. Bir, iki, üç, dört. Neymiş? Bir dikdörtgen. Evet, gidiyor. Tansun Usta, kolay gelsin. Hoş geldiniz Zehra Hanım, sağ olun, buyurun. Sizden bir ricam olacak, buyurun, ne olur. Buyurun. Şu benim çekmecemin kilidi, bakın. Bozuldu, bir türlü yapamıyorum. Evet, bir bakalım. Bir zahmet bakar mısınız? Oo, kilit yerinden çıkmış. Oh, ay çıktı çıktı, yerine parçalandı, takamadım. Ay evet, vidanın deliği genişlemiş. Bakın evet. Gördünüz mü? Evet. Bak, şimdi kibritiniz var mı Zehra? Ah, yok Tansın Usta. Buralarda bir yerde olacaktı ama. Hah, işte şurada var. Kibritle ne yapacaksınız? Bir dakika bekleyin. Şimdi kibriti şöyle kıracağım bakın. Ah. Genişleyen deliğe şöyle sokacağım. Ha, ben tutayım da. Aa, çok siz iyi yardım olur. Et. Gördünüz değil mi? Ha. Bakın şimdi. Fazla geleni şöyle kıracağız. Tamam. Şimdi bu parça dışarıdan giriyor. Ben tutayım. Siz onu oradan tutun. Evet, kilidimizi şöyle alalım. Ya. Bir dakika bırakın şimdi siz. Bak bilince ne kadar kolay yapıyorsunuz. Dur bakalım da. Oturdu. Ha, oluyor. Şimdi genişlemiş olan vida şuydu değil mi? Vidalarımız evet. Burada. Şu vidayı şuraya tutturacağız. Evet. Çekicimizle. Şöyle. Evet. Şimdi ötekileri de teker teker takalım. Ha. Tamam. Evet. Evet. Şimdi. Tanelerimizle sıkıştıralım şunları. Size zahmet olmasın. Onları ben de sıkıştırabilirim. Yok yok yo, benim için. Peki. Çok kolay bu iş. Ay zamanınızı aldım. Yok sağ yok. Olun. Değil. Sağ olun Tahsin Usta. Şu sıkıştı. Şimdi tabii vidalar biraz. Ben bilemedim tabii. Siz ustasınız. Ellerinize sağlık. Yani bir kibrit çöpünün bu işleri yapacağını hiç düşünememiştim. Tabii deneyim. Evet evet. İşte biraz daha çakalım. Çaktık da. Siz bastırın oradan. Bastırayım. Evet. İşte oldu. Bir tane kaldı. Olsun Tansın ustacığım, onu ben de yaparım. Bir dakika.
Artık bir daha da bozulmaz. Hiç çıkmaz bir Çok daha. Sağlam oldu, sağ olun. O kibri çöpü bayağı. Kalkın ustacığım. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür şey ederim. Zamanınızı aldım. Sağ olun. Güle güle sağ olun. Kullanın. Hoşça kalın. Kolay güle, gelsin. Güle güle. Hayırlı işler Zehra. Ne güzel oldu. Durun, durun, durun bir dakika. Siz uyum diye bir şey duymadınız mı? Ne uyum da ne? Neymiş o? Neden söz ediyor bu? Uyum demek işbirliği demektir. Birlikte çalmak demektir. Bakın şimdi sen leğendeki. Başla bakalım yumuşak bir tempoyla. Güzel. Şimdi kavanoz, gir ve leğene eşlik et. İşte böyle. Banjo, melodiyi ver bakalım. Harikasınız. Hadi bakalım. Şimdi sıra sende. Ben uyum diye buna derim işte. Evet, biz de buna işbirliği derler. Bugünkü öykümüz saraydaki dört ejderhanın esrarı. Bundan yüzlerce yıl önce uzak doğuda bir imparator yaşarmış. Merhaba, sevgiler, sevgiler. İmparatorun genç bir oğlu varmış. Genç oğul gün gelmiş babasının tahtına oturabilecek yaşa basmış. Evet baba, artık tahta oturabilecek yaşa geldim ben. Ama imparatorun sarayında bir de kötü kalpli adam yaşarmış ve adamın gözü de imparatorun tahtındaymış. Genç oğlum imparatorun yerini almasını istemiyormuş. Asla imparator olamayacak, asla. Ülkenin yasalarına göre genç oğlum tahta oturması için bir sınavdan geçmesi gerekiyormuş. Baba nedir bu sınav? Genç oğlun ülkeyi yönetmeye hazır olduğunu kanıtlaması için dört ejderhayı bulması gerekiyormuş. Ve ejderhalar da sarayda bir yerde gizliymiş. Sahi mi? Ve gece yarısına kadar da süresi varmış genç oğlun. Merak etme baba, ejderhaları bulacağım. Kötü kalpli adam genç oğlun sınavda başarısız olacağını ve sonra da kendisinin imparator olarak tahta kurulacağını umuyormuş. Sınavı asla veremeyecek. İmparator sınavın başlamak üzere olduğunu işaret etmiş. Genç oğlum gece yarısına
yani saatin iki kolu buluşana kadar süresi varmış. Ve genç oğul sarayda saklı dört ejderhayı aramaya başlamış. Odayı göz ucuyla baştan sona taramış. Nerede olabilir? Yukarı bakmış, aşağı bakmış. Ama sarayda gizli dört ejderhayı bulamamış. Burada mı acaba? Tabii kötü kalpli adam yanında zevkten dört köşeymiş. Çünkü genç oğul gece yarısına kadar ejderhaları bulamazsa tahta geçemeyecekmiş. Saatin iki kolu da birbirine yaklaşmaktaymış. Ama birden genç oğul yukarı bakmış ve ejderhaların birini görmüş. Hey hey, gelin buraya gelin. Bakın, ejderhayı buldum. Ejderha bu resmin içinde saklı. Kötü kalpli adamı almış bir telaş. Hayır, bu resimde ejderha filan yok. Aa, bal gibi var. Bakın size göstereyim. Gördünüz mü? Oğlum doğru söylüyor. Hı-hı. Birinci ejderhayı buldun ama acele et oğlum. Gece yarısından önce öteki üç ejderhayı da bulmalısın. Tamam. Artık çok geç. Oğlumu sınavı kaybetti. İmparatorluğu ben yöneteceğim. Yo, hayır, yanıldın. Saat daha 12 kere çalmadı ve ben öteki 3 ejderhayı buldum. Ne? Bakın, şurada bir ejderha daha var. Şurada da bir ejderha var. Bir ejderha da şurada var. İşte size 4 ejderha. Sınavı kazandın oğlum. Benim yerimi almaya hazırsın. Teşekkür ederim baba. Senin yerin de hiç fena değil. Buradan oldum olası nefret etmişimdir. Böylece yaşlı imparator oğlunu yeni imparator ilan etmiş. O günden sonra da sarayda gizlisi saklısı kalmayan dört esrarengiz ejderha ile birlikte çok mutlu bir hayat sürmüşler. Zamanı. Hey Büdü. Büdü. Büdü, kalkma zamanı. Saatin zili çaldı Büdü. Büdü. Büdü, neredesin Büdü? Hey Büdü. Büdü nerede? Büdü'ye ne olduğunu biliyorum. Bahse girerim, gece yarısı uzaydan garip yaratıklar geldi ve Büdü'yü alıp götürdüler. Evet, aynen öyle oldu. Bahse girerim. Büdü şu anda uzayın bir yerinde o Marslılarla beraber bulunuyor. Büdü. Orada mısın Büdü? Nasıl, sevdin mi orayı? Marslılarla mı berabersin? Eddie. Büdü. Kiminle konuşuyorsun? Büdü. Marslılarla beraberken neler hissettin Büdü? Heyecanlandın mı Büdü? Eddie, ben biraz önce kalktım ve mutfakta tarhana çorbası yapıyordum. Büdü. Ne var? Ben Marslılarla uzaya gitmek gibi heyecanlı bir şey yaptığını düşünüyorum. Sen tutup tarhana çorbası yapıyorsun. Eddie, neler saçmalıyorsun sen? Ne Marslısı, ne uzayı. Hayal gücün yine fazla çalışmaya başladı galiba. Ha? Ama gözümün önünde canlandırmıştım. Marslılar uzaydan gelmiş, beni arıyorlardı Büdü. İşte tam buraya indiler. Ev büyük bir gürültüyle sallanmaya başladı. Derken tuhaf komik bir ses duyuldu ve ışıklar yanıp sönmeye başladı. Ondan sonra küçük şirin Marslılar duvardan geçip içeri girdiler. Küçük antenleri vardı. Gözleri kafalarının tepesindeydi.
Bacakları ağızlarından sarkıyordu, tıpkı ahtapota benziyorlardı. Evet müdür. Alt dudakları üst dudaklarını kapatıyordu. Durmadan da şey diyorlardı. Yep 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 müdür. Yep yep yep. Evet öyle heyecanlıydı ki müdür. Hadi tarhana çorbamızı içelim. Tarhana mı? Ben tarhana çorbası içmek istemiyorum. Ha? Bu da ne? Oh! Oh! Neler oluyor? Oh! Oh! Nedir bu? Oh! Oh! Marslar geldi müdü. Ne yapacağız şimdi müdü? Sor bakalım tarhana çorbası içerler miymiş? Tarhana mı? Tarhana. Eski şişelerden yeni şişeler yaptılar. Küçüğüm. Ben daha küçüğüm. Ben en küçüğüm. Sen küçüksün. Sen ondan daha küçüksün. Ama en küçük benim. Yaşasın en küçük benim. Benden daha küçük bir şey yok. Böceğin kirpiğinden daha küçüğüm. Pirenin yemeğinden daha küçüğüm. Ben en küçüğüm. Merhaba abi. Sana evden çıkma demedim mi ben? Acaba ben de sizinle oynayabilir miyim? Aa, 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 biraz biliyorum. Hadi bakalım. Bir bakalım. Aferin. Hadi.